ve Meclis'in yeni döneminde ilk grup toplantısını MHP yaptı. Devlet Bahçeli alkışlarla çıktığı kürsüde İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef almasıyla ilgili savaş Orta Doğu'yla sınırlı kalmaz dedi. Bir de uyardı. Neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacak cümlesiyle. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden ki çok tartışılıyor biliyorsunuz, partisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef almasıyla ilgili savaş Orta Doğu'yla sınırlı kalmaz uyarısı yaptı. Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. Devam ede gelen sürek avı etki alanını ve şiddet enerjisini genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. Mecliste yeni dönem hızlı başladı. Milliyetçi Hareket Partisi yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştiriyor. Gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlarda. Bahçeli alkışlarla çıktığı kürsüde İsrail'in saldırılarına yüksek tondan tepki göstermeyen İslam ülkelerine seslendi. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışına mahkum olmanın neresi Müslümanca bir tutumdur? İslam ülkeleri nereye sinmiş, nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir? Türkiye'nin zımnen tehdidine cüret edenlerin, rehavet anımızı kollayıp aleyhimizde vızır vızır faaliyet gösterenlerin alayını birden tepelemezsek gök girsin, kızıl çıksın. Yaşamak bize zehir olsun. Sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye yönelik eleştirilerine getirdi. Özgür Özel, sana diyorum, iddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi, ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız. Bahçeli konuşmasını Cumhur İttifakı mesajıyla noktaladı. Ne söylemişsek arkasındayız. Ne diyorsak sözümüz olsun yapacağız. Türkiye'mize sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız.